Merhaba arkadaşlar. İyi akşamlar herkese. Saat 9'daki tanıtım dersimiz için buradayım. İsmim Ali Tayfur. Soy ismim Ser Arslan. Yine gelmiyor mu sesim hocam? Veya diğer arkadaşlar da duyamıyor mu? Tamamdır. Ses, hani şu anda arkadaşlar ses olmalı, görüntü olmalı. Bir de ekran paylaşımımı görmeniz gerekiyor. Mavi bir ekran, KPSS, GYGK, matematik yazıyor. Sol alt köşede join audio, yani sese katıl. İngilizcesi join audio. Türkçesi sese katıl seçeneği var arkadaşlar. Sesimi duyamayanlar büyük ihtimalle buraya tıklamadıkları için, buraya aktif etmedikleri için duyamıyorlar. Duyan arkadaşlar var. Her şey eksiksiz diyenler var. Teşekkür ederiz. Üçü de var diyenler var. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Sol alt kısımdan Join Audio, yani sese katıl Türkçesi. Buraya aktif ettiğiniz zaman beni duyabilirsiniz. Ders kaydı izlenilebilecek diye ben zannediyorum. Yani normal derslerde izleniyor ama tanıtım dersimiz olduğu için belki izlenilmeyebilir. Evet, zaten sistem yöneticisi arkadaşımız da gerekli paylaşımları sohbetten yapıyor olacak arkadaşlar. Ona da teşekkür ederiz. Bir yandan sohbeti, bir yandan da beni takip ederseniz ikisini birlikte gayet güzel olur. Şöyle çok kısaca ben kendimi tanıştırmak istiyorum. İsmim Ali Tayfur, soy ismim Ser Arslan. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Matematik Öğretmenliği mezunum. 2009 girişliyim. 2013 mezunuyum. Yani yaklaşık 8-9 yıldan beri bu işte iştigaliz. Bu işte çalışıyoruz. Matematik bizim işimiz açıkçası. Özellikle pandemiden sonra uzaktan online eğitimlerde vermiştim. Şimdi KPSS'yi de bu şekilde düşündük. Yani bizim ilk hedefimiz KPSS matematikte bu işi keyifli hale getirmek arkadaşlar. Matematik maalesef birçoğumuzun ön yargıyla yaklaştığı bir ders. Ama biz bu ön yargıları kırmak istiyoruz. Şimdi arkadaşlar KPSS matematiğinde hem bizim sistemimizden hem de birazcık KPSS matematiğinden bahsetmek istiyorum. Özür dilerim. Gerçekten burada konu dağılımları çok önemli ve herkesin hedefleri, herkesin hayalleri, herkesin ulaşmak istediği netler başka. Matematikte bir kısım benim için 10 tane yeter derken, 10 tane doğru yani 10 tane net yeter derken, birileri benim için 10 yanlış bile çok fazla diyor. Bunun için kişiye özel programlar, kişiye özel veya gruba özel bir strateji oluşturmak gerekiyor. Bu manada iş geliştirmedeki arkadaşlar gayet detaylı. Siz de KPSS öğretmenlik grubuyuz birçoğunuz diye düşünüyorum. Her öğrenci biriciktir biliyorsunuz. Her çocuk biriciktir. Bizim için de her öğrenci biriciktir. KPSS'de de bu şekilde yürüyor. Özellikle matematikte. Şimdi bakın kişiye özel burada sizin bir portalınız olacak. Mesela temel kavramlar konusu. Seviye temel seviye önem puanını 0 tam %72 demişiz ve önerilen süreye evet DGS matematik için de geçerli. Önerilen süreye 131 dakika demişiz. Sayı sistemleri yine önem puanı 0 tam %72 iken
Önerilen süremiz 22 dakika dermiş arkadaşlar. Bunlar tamamen böyle yapay zeka ile çalışan sistemler. Böyle KPSS matematik müfredatını sisteme giriyorsunuz ve yapay zeka size bunların karşılığını süre olarak ve önem puanı olarak veriyor. Bu hangi değişkenlere giriyoruz? İşte kaç tane soru çıktı? İşte kaç tane yani kaç dakika istiyor? Konunun uzunluğu, zorluğu, çalışılması gereken süre. KPSS'de bu konudan kaç tane soru çıkıyor? Matematik için yalnız artı bir tane daha bir durumu var. Diğer konulardaki içeriği nedir? Mesela biz temel kavramlara 3 tane soru çıkıyor veya 4 tane soru çıkıyor diyoruz. Ancak matematikte temel kavramları maalesef bilmediğimizde diğer konularda da problem yaşıyoruz. Bunların çok detaylı bir şekilde analizini yapıp sizin karşınıza böyle bir önem puanı, seviye ve önerilen süre şeklinde ön bir bilgi olarak bilgiler çıkıyor. Tabii ki kimliğe git dediğinizde daha detaylı bilgilerle karşılaşacaksınız. İkincisi arkadaşlar bu portal tamamen size özel olacak. Dolayısıyla sizin daha başarılı olmanız için bu şekilde bir sistem geliştirildi. Şimdi bakın burada çalışma oranları var, öğrenme oranı var, bir de işlenme oranı var. Şimdi işlenme oranı dediği bizim normal kendimizin takip ettiği ders oluyor. Çalışma oranı ise sizin oraya girdiğiniz verilerle veyahut da işte burayı çalıştık tamamladınız gibi koçunuzla birlikte belirlediğiniz bir yer olacak. Öğrenme oranı ise size uygulanan sınavlardan oluşturulan bir oran olmuş olacak. Tabii ki burada yine bizim sistemimiz devreye giriyor. Bu öğrenme oranı konuya göre değişkenlik gösterebilir. Yani bu öğrenme oranının hangi seviyenin altında olduğunda bir tekrara ihtiyacı var. Hangi seviyenin üzerinde olduğunda bizim için yeterli olduğunu belirleyeceğiz. Ben çok kısa bu şekilde anlatabiliyorum. Çok daha detaylı bilgiler almak için sohbetten arkadaşlar linkler paylaşıyorlar. Siz de buradan takip edebilirsiniz arkadaşlar daha detaylı bilgi almak için. Şimdi KPSS matematiğine geldiğimizde arkadaşlar temel olan arkadaşlar var, temel olmayan arkadaşlar var. Biz elimizden geldiği kadar tüm hepsine cevap vermeye çalışacağız. Ancak burada eğer temel eksikliği olan arkadaşlar varsa onlar için biraz daha bu işi keyifli hale getirmeye çalışacağız. Ama onlardan da ekstra bir emek bekleyeceğiz arkadaşlar. Matematikten ne kadar kaçarsak kaçalım. Yani bir yerde karşımıza çıkacak. Maalesef gençlikte, lise yıllarımızda, ortaokul yıllarımızda ne kadar geç karşılaşırsam o kadar iyidir gibi düşünüyoruz. Ama bunun tam tersi olduğunu olgunlaştıkça, büyüdükçe görüyoruz arkadaşlar. Özel hayatımdan bahsedeyim. Bu arada kendim Ordu Gölköylüyüm. Samsun'da büyüdüm. Şu anda da Giresun'un Bulancak ilçesinde yaşıyorum arkadaşlar. Ben bugünkü tanıtım dersimiz için yani temel kavramlar dediğimiz kısımlar var. Matematiğin temelini oluşturuyor arkadaşlar. Bu konuda seçtim. Bu konuyu anlatmak için buradayım tanıtım dersi için. Tabii ki temel kavramların yanına birazcık faktöriyel konusunu işleyeceğiz. Birazcık ardışıklık konusundan, belki teklik çiftlik konusundan bahsedeceğiz. Slaytımızı buna göre oluşturduk arkadaşlar. Bunları da söyledim. Evliyim, bir kız babasıyım. Bu arada 2 yaşında da bir kızım var. Bu şekilde sizlere kendimi tanıtmış olayım arkadaşlar. Şimdi matematik birikimli ilerleyen bir bilim arkadaşlar. Yani bir konuyu bilmeden diğerine atlamak. Sol alt köşeden Join Audio'ya tıklayacaksınız arkadaşlar. Tamam. Çoğu arkadaşın duyduğunu zannediyorum. Sesi duyamayanlar varsa büyük ihtimalle sese katıl demedikleri için duymuyor olabilirler. Şimdi arkadaşlar matematiğin birikimli ilerlediğini söylemiştik. Eğer
Evet, bir de bizim adımıza kayıt olan öğrencilere yani Ali Tayfur Serarslan ismiyle kayıt olan öğrencilerimize de %20 indirimimiz var arkadaşlar. %25'te bir ediyor. Onu da böyle bir matematik öğretmeni olduğumuz için araya sıkıştıralım. Yani 5'te birlik %20'lik bir indiriminiz var arkadaşlar. Bizim ismimizde kayıt olursanız. Burada tanıtım dersine katılıp bizle tanıştığınız için kurumumuz sizlere bizim ismimize %20'lik bir indirim tanıyacaklar. Bunu da söylemiş olalım unutmadan. Sizin sorularınız olursa dediğim gibi burada eğer cevaplanabilecek kısalıkta, nitelikte ise ben sorularınızı alabilirim. Ya da arkadaşlar paylaşıyorlar zaten. Eğitim koçuyla bir seans ücretsiz görüşmek ve eğitimler hakkında bilgi almak için bir link paylaşılıyor arkadaşlar. Bu linke tıklayarak çok daha detaylı bilgiler alabilirsiniz. Tamam. Şimdi dersimize başlayalım. Matematikte birikimli ilerleyen bir bilim, bütün her şey rakamlardan oluşuyor. Yani rakamlar sayıları oluşturan semboller diyoruz. Rakamlar için. Her şey bu rakamlarla başlıyor arkadaşlar matematikte. Nasıl ki müzikte 9 nota var ama milyonlarca şarkı var. Matematikte ise kaç tane rakam var? 9 tane mi? 9 tane değil. 10 tane rakamımız var arkadaşlar. Şimdi bizim burada 10 tane rakamımız nereden geliyor? 0, 1, 2, 3 diye başlıyorsunuz. 9'a kadar gidiyorsunuz. Arkadaşlar bakın ardışıklıkta daha net işleyeceğiz ama burada kaç tane sayı olduğunu 9 eksi 0 yani son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı. Kaçar kaçar artıyor burası. Birer birer artıyor. Artı 1 diyeceğiz. 9 eksi 0. 9 bölü 1 artı 1'den. 9 artı 1'den 10 yapmış olacağız arkadaşlar. Bakın 9 bölü 1'in 9 olduğunu görüyorsunuz değil mi? Her doğal sayı aslında paydasında 1 olan bir rasyonel sayı diyeceğiz ilerleyen zamanlarda. Yani matematiğin bir avantajı bu. Eğer bir konuyu hallettiyseniz diğer konuyu da aşağı yukarı halletmiş oluyorsunuz. Ama aynı zamanda bir yandan da dezavantaj. Çünkü konuyu halledemediyseniz maalesef diğer konuyu da halletmekte zorlanabiliyorsunuz. Bizim toplamda 10 tane rakamımız var. Şimdi arkadaşlar işte en çok unutulan rakam şu sıfır oluyor. ÖSYM şunu her zaman ölçüyor. Diyor ki sınava giren kişi acaba sıfırı hatırlıyor mu? Sıfır doğal sayı mı? Pozitif tam sayı mı? Negatif tam sayı mı? Yoksa ikisi de mi değil? Bunları ölçüyor ÖSYM. Sıfırı hatırlıyor mu sınava giren kişi? ÖSYM için önemli şeylerden birisi bu. Sıfırı unutmayacağız arkadaşlar. Sıfırı hatırlayacağız derdim. Şimdi rakamların oluşturduğu şeyler, bunlara da sayılar diyoruz. İki rakamın birlikte olur, 12 oluşturur, 32 olur, eksi 5 olur arkadaşlar. Bakın rakamların içerisinde negatif yok. 128'imiz var, 3 tane rakamdan oluşmuştur. Sonsuz tane rakamımız vardır arkadaşlar bizim. Doğal sayılar dediğimizde, bakın bu ne ile gösteriliyor? Bu bizim bildiğimiz natural yani doğal kelimesinden geliyor. Nature da diye okunuyor. Bakın doğal sayıların içerisinde sıfır da var. Ancak siz pozitif doğal sayılar dediğinizde bu birden başlayarak sonsuza kadar gider arkadaşlar. Bakın şimdi peki sayma sayıları bu da yine birden başlıyor. Peki biz şunu söyleyebilir miyiz? Sayma sayılarıyla pozitif doğal sayılar aynı kümedir diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz arkadaşlar. Hatta buna pozitif tam sayılar kümesi de eklenecek.
ve biz birden sonsuza kadar olduklarını söylüyor. Peki bu pozitif doğal sayıların ve sayma sayıların doğal sayılardan eksiği ne? Sıfır. Sıfır bunlar da eksik arkadaşlar. Sıfır bu sayıların arasında yok. Analitik geometri ve trigonometri DGS öğrencisisiniz sanırım hocam. Yani burada geometriye de erkenden başlamanız gerekiyor. Onun için önereceğimiz kitaplar olur. Temel eksiklikleri olanlar varsa sıfırdan antrenmanlarla matematik dersine de antrenmanlarla matematik kitabında alsınlar, edinsinler. Bu sizin gelişiminizi daha çabuk sağlar. Pozitif tam sayılara baktığımızda bakın arkadaşlar bu da 1 ile başlıyor. Yani biz şurada hemen pozitif tam sayılarda Z artı ile gösteriliyor. Pozitif doğal sayılar kümesi, sayma sayıları kümesi ve pozitif tam sayılar kümesinin tamamen aynı küme olduğunu söyleriz. Bunların üçü de birden başlayıp böyle sonsuza kadar giden sayılardır arkadaşlar. Negatif tam sayılara baktığınızda bunlarla eksi birden başlayıp eksi sonsuza kadar gidiyorlar arkadaşlar. Burada şöyle bir sayı doğrusu çiziyoruz aslında. Biz sayıların hepsi ama hepsi sayı doğrusu üzerinde sıfırın sağ tarafında olan sayılara pozitif tam sayılar diyoruz. Artı 1, artı 2, artı 3, artı 4 diye böyle artı sonsuza kadar gider. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 ve eksi 4 diye böyle sol tarafa doğru eksi sonsuza kadar gider. Şimdi mesela biraz daha tabii interaktif olsun. Bu sayı doğrusunda gördüğünüz en küçük sayı nedir arkadaşlar? Sayı doğrusunda gördüğünüz en küçük sayı. Evet, eksi 4 olacak arkadaşlar. Sayı doğrusundaki en küçük sayı eksi 4'tür. Peki sayı doğrusunda en büyük sayı hangisidir? Artı 4. Peki siz buna dayanarak bir kural söyleyebilir misiniz? Yani negatif taraf için sıfıra yaklaştıkça sayılar büyür. Pozitif taraf için sıfıra yaklaştıkça sayılar küçülür. Pozitif taraf için sıfırdan uzaklaştıkça sayılar büyürken negatif taraf için sıfırdan uzaklaştıkça sayılar küçülür deriz. Arkadaşlar bakın 4 tane kural söylemiş oldum. Sayı doğrusu için. İşte biz bunu en aza indirgemeye çalışacağız. Diyeceğiz ki tek bir kural. Sağa doğru gittikçe sayılar büyür arkadaşlar. Sola doğru gittikçe sayılar küçülür. Bakın bunu işte tek bir kurala indirgeyeceğiz. Bağıntıları, formülleri, kuralları azaltmaya çalışacağız. Olayın mantığını anlamaya çalışacağız arkadaşlar sizlerle birlikte. Şimdi yani bize burada 4 tane sayı, 5 tane sayı, isterse 10 tane sayı karşılaştırsın. Sayı doğrusunu zihnimizde çizeceğiz. Bu sayılardan hangisi sayı doğrusunda en sağdadır? Hangisi en soldadır? Buna bakacağız arkadaşlar. Başka hiçbir şey değil. Yok negatif tarafa gittik mi, sola gittik mi? Negatif tarafta sıfırdan mı uzaklaştım, sıfıra mı yakınlaştım? Negatif tarafta mıydım, pozitif tarafta mıydım? Bunlara hiç gerek yok. Sağa doğru gidiyorsanız sayınız bir, sola doğru gidiyorsanız sayınız küçülür. Bu kadar. En sayı doğrusunda gördüğünüz en soldaki sayı en küçüktür. En sağdaki sayı en büyük. Bu kadar. En küçük iki basamaklı tam sayı kaçtır arkadaşlar mesela bu bilgilere göre? En küçük iki basamaklı tam sayı. Evet. Eksi 10'ları ve eksi 99'ları görüyorum. Eksi 10 güzel bir deneme arkadaşlar. Peki size şöyle bir şey söylesem. Burayı temizledikten sonra yeni bir sayı doğrusu çizeyim. 10 pozitif hocam. Yeni bir sayı doğrusu çizeyim. Şurası 0 olsun. Şimdi eksi 10 diyen arkadaşlar
Eksi 10 dedik. Sol tarafa doğru sayılar küçülürdü. Şimdi sizin iddianıza göre şöyle oluyor. Eksi 10'un daha solunda başka iki basamaklı hiçbir tam sayı yok demiş oluyorsunuz. Ama var. Öyle değil mi? Siz de biliyorsunuz bunu. Eksi 11, eksi 12, eksi 13 diye böyle gider. Yani eksi 11, eksi 10'dan bravo hocam. Eksi 99'a kadar. Yani eksi 10'dan eksi 11 daha küçük, eksi 12 daha küçük, eksi 13 daha küçük. Daha küçük nereye kadar gidebilirim arkadaşlar? Eksi 99'a gidebilirim. Eksi 99'un bir soluna geçtiğinizde artık üçüncü basamağa geçersiniz. Dolayısıyla en küçük iki basamaklı tam sayı eksi 99'dur sevgili arkadaşlar. Tamam. Şimdi geldik tam sayılar kümesi kısmına. Arkadaşlar bakın şöyle bir şey söylesem. Mesela birçok arkadaşımız var. Şöyle diyorlar. Hocam benim için şuradaki ifadenin Japonca'dan, Çin alfabesinden, Arapça'dan, Kiril alfabesinden hiçbir farkı yok. Hiçbir şey anlamıyorum. Z artı Z sağ üst köşesine eksi yazmış. Yani bunlar nasıl olacak? Bu işin içinden nasıl çıkacağız? Şöyle. Z artı dediğimiz şey arkadaşlar bunun Türkçesi pozitif tam sayılardır. Z eksi dediği şey negatif tam sayılardır. Peki arkadaşlar, tam sayıların hepsini ifade etmek için pozitif tam sayılar ve negatif tam sayılar artık bir şeyler ifade ediyordur umarım sizin için. Pozitif tam sayılar ve negatif tam sayılar yeterli oluyor mu acaba? Değil mi? Yeterli olmaz. Ne var? Pozitif de olmayan, negatif de olmayan bir sayı var. Sıfır. Bravo Hilal hocam. Değil mi? Sıfır lazım. İşte bu sıfırı da ayrı bir küme olarak ifade ederiz. Aslında teknolojiyle birlikte yani eskiden hep matematikte bize sorulan soru şuydu. Negatif tam sayılar. Hocam günlük hayatta benim ne işime yarayacak? Bunları neden öğreniyorum? Neden? Diye bir soru var. Bakın yıl yani bundan belki 15 yıl öncesinde negatif sayılarla hiç karşılaşmıyordunuz. Ama bilmiyorum aramızda belki öğrenciler de vardır, üniversite öğrencisi. Yani eksileri görüyor musunuz arkadaşlar? İnternet bankacılığında değil mi? Yani mesela atıyorum artı 1200 lira yazması var. Ziraat Bank internet bankacılığında, mobil bankacılıkta. Bir de eksi 1200 yazması var değil mi? Ya hangisi olsun isteriz? Artı 1200 olsun isteriz. Değil mi? Ama bir de sıfır var. Bakın artı 1200 parası var. Pozitif. Eksi 1200. 1200 lira borcu var. Negatif. Değil mi? Artı 1200 yani mutlu değil mi? Parayla saadet olmaz diyorlar ama onu düzeltmek lazım. Yani sadece parayla saadet olmaz. Eksi 1200 dediğinizde değil mi? Mutsuz yani. 1200 TL borcu var. Sıfır. Nötr. Borcu da yok. Parası da yok. Nötr olmuş oluyor. Dolayısıyla sıfıra burada ihtiyaç var. Bakın peki şöyle bir şey sorayım size. Mesela negatif tam sayıları karşılaştırmakta genelde arkadaşlar sıkıntı yaşayabiliyorlar. Eksi 10, eksi 99. Hangisi maddi açıdan daha iyi durumda sizce? Eksi 10 mu, eksi 99 mu? Sohbete hemen yazmanızı bekliyorum arkadaşlar. Değil mi? Tabii ki eksi 10. Yani eksi 99'a göre birinin 10 TL borcu var, diğerinin 99 TL borcu var. Dolayısıyla siz 10 TL borcu olanın nispeten durumu daha iyidir dersiniz. Veya sıfırın altında 10. kattasınız, sıfırın altında 99. kattasınız. Öyle değil mi? Evet, az önce öğrendik hocam. Şöyle bir tekrar ettik, pekiştirdik onu. Sıfırın altında değil mi? 10. kat daha yukarıdadır en azından 99'a göre. Yani bu şekilde pozitif ve negatif tam sayıları gösterebiliriz. Arkadaşlar rasyonel sayılara geldiğimizde bu Q ile gösteriliyor. Rasyonel sayılar aman diyelim R ile göstermeyin. Çünkü R ile gösterilen sayılar reel sayılardır arkadaşlar. Burada nasıl aklımızda tutacağız? Diğer sayıların kümelerinin gösterimi İngilizce ve İngilizceden geliyor, Latinceden geliyor açıkçası. Ama rasyonel sayılar Almancadan geliyor arkadaşlar. Rasyonel sayılar kümesinin gösterimi
Q'yla farklı zaten. Bunu anlarsınız. Bunu arkadaşlar A bölü B şeklinde ifade edeceksiniz. A ve B tam sayı olacak. Yalnız buraya bir şart daha koymuş. Ne demiş? B eşit değildir. Sıfır demiş arkadaşlar. B eşit değildir. Sıfır demiş. Yani siz paydaya sıfır koyamazsınız. Bu ne demek arkadaşlar? Bakın aslında rasyonel sayılar bizim için matematiğin mantığı olarak çok önemli bir mantık değil. Ama bizim işimizi çok kolaylaştırıyor. Rasyonel sayının bölmeden hiçbir farkı yoktur. Siz bunu nasıl okursunuz? 15 bölü 3. Bunu nasıl okursunuz? Bunu da 15 bölü 3. Bunu nasıl okursunuz? Bunu da 15 bölü 3 şeklinde okursunuz. Arkadaşlar 15 bölü 3 5 eder. 15 bölü 3 5 eder. 15 bölü 3 yine 5 eder arkadaşlar. Bakın şimdi burada bu üçünün de tek bir mantığı vardır. Bilmiyorum aranızda Karadenizli olanlar var mı? Çoğunlukta mıyız ama 15 ton fındık. Ben Doğruluyum hocam. Görköy ilçesinden. 15 ton fındık 3 kişiye paylaştırılıyor. Tamam. Emin oldum. Söyleyin. Hemen bizim ismimize kaydolun arkadaşlar. Artvin de çok güzel bir ilimiz. 15 ton fındık 3 kişiye paylaştırılıyor. Artvin'de sanırım çay oluyor diye ben biliyorum. 15 ton fındık veya 15 ton çay. İşte ne bileyim 15 ton artık ne oluyorsa memleketinizde 3 kardeşe paylaştırılsın. Bir kardeşe kaç ton fındık düşer? 5 ton fındık düşer. Arkadaşlar bu da işte bunun problemi. Tamam. Tamamen bölme mantığı hiçbir şeyliği yok. Rasyonel sayılarla karşılaştırmayı falan da tabii ki hani görüyoruz. Daha detaylı şekilde anlatıyorum. Bakın 2 bölü 5 ton fındık 5 kardeşe eksi 1 bölü 5. Bakın bu sefer babanın fındığı yok. Borcu var arkadaşlar. Eksi 1 lira yani 1 lira borç 5 kardeşe bölüştürülecek. Peki 6'ya rasyonel olarak nasıl ifade edersiniz? Bakın 6 bölü 1. Maalesef kaynaklar şöyle söylüyor. Bütün doğal sayılar paydasında 1 olan rasyonel sayıdır diyor. Hayır böyle kısıtlı kalmayın. Paydasına 2 de yazabilirsiniz arkadaşlar. 12 bölü 2 dediğinizde 12 ton fındık 2 kardeşe bölüştürüldüğünde yine bir kişiye 6 ton fındık düşer. Bakın eksi 8. Eksi 8 yerine eksi 8 bölü 1 yazabilirsiniz. 0 yerine 0 bölü 1, 0 bölü 2, 0 bölü 3. Babanın hiç fındığı yoksa, hiç miras kalmadıysa, iki kardeş de olsa, bir kardeş de, üç kardeş de, 15 kardeş de olsa yine hiç kimseye fındık düşmez arkadaşlar. Sıfır diye. Sıfır. Ama siz ne yapamazsınız arkadaşlar? Paydaya sıfır yazamazsınız. Değil mi? Şimdi gelelim. Kesirli ifadelerde payda sıfır olamaz. Tanımsızlık belirtir. 2 bölü 0 tanımsızdır. 0 bölü 0 tanımsızdır. Paydaya sıfır yazamazsınız arkadaşlar. Yani bakın şöyle sorular geliyor. Böyle gösterince tabii biz hep genelde bu konu anlatımından sonra sorular üzerinden bir anlatım yapacağız. Sorularda daha detaylı göstereceğiz ama şimdi burada sıfır yazımı evet öğrendim. İşte yazıyor payda da sıfır olmazmış diyor. Ama arkadaşlar maalesef matematikte sorular öyle gelmiyor. 3 bölü x eksi 5. Şimdi düşündüğünüzde işte mesela x'in çözüm kümesi veya hangi aralıkta değer alabilir diyoruz. Arkadaşlar bakın x'in olamayacağı tek şey yani bakın x'e direkt sıfır olamaz diyoruz. Hayır paydayı bütün olarak düşüneceğiz. X eksi 5'i sıfıra eşitleyemeyeceğiz. X 5'e eşit olamaz. Peki bunun dışında her değeri alabilir mi? Evet alabilir. İşte bizim kümemiz o zaman reel sayılar kümesi. Fark 5 diyeceğim. Bu bilgi bu soru çözümünün temelidir arkadaşlar. Maalesef bunu öğrenip ezberlemekle matematik tam manasıyla öğrenmiş olamıyoruz. Bir de irrasyonel sayılarımız var arkadaşlar. İrrasyonel sayılar şu şekilde iki çeşidi var arkadaşlar bunun. Birincisi kökün dışına tamamen bakın tamamen çıkamayan sayılar.
Kökün dışına tamamen çıkamayan sayılar. Bu ne demek? Mesela kök 50 dediğim zaman bu rasyonel midir, irrasyonel midir? 25 çarpı 2 olarak düşünüyorum. 25, 5'in karesi olduğu için 5 kök 2 oldu. Şimdi 5 kök 2 rasyonel mi, irrasyonel mi? İrrasyonel. Tamamen çıkamadı. Ancak bakın başka bir yere yazıyorum bunu. En sola yazacağım. Kök 49 yazdığımda bu 7'dir. Kökten tamamen kurtulmuştur bu sayı. Dolayısıyla kök 49 rasyonelken kök 50 irrasyoneldir. Başka, bunun başka örneği tipini virgülden sonra sayıdan sonra gelecek sayı sonra gelecek sayının bilinmediği durumlar. Şimdi 1 virgül 2 7 3 8 diye yazmış, böyle 3 nokta koymuş. 8'den sonra gelecek sayı bilebilme şansımız var mı? Yok. Dolayısıyla arkadaşlar biz buna da irrasyonel sayı diyoruz. Şurada önemli bir not var. Şimdi yine burada bazı harfler var. Üzerlerine işaret koymuş arkadaşlar. Biz bunu birlikte inceleyeceğiz şu anda. N artı dediği şey pozitif doğal sayıdır arkadaşlar. Sayma sayısı, pozitif doğal sayı ve pozitif tam sayı aynı kümedir. Şu işaret ne işareti? Alt küme işareti. Evet arkadaşlar, şimdi bu N artı kümesi neyin alt kümesiymiş? Doğal sayılar kümesinin alt kümesiymiş. Şöyle Venn şemasıyla gösterdi. Bakın arkadaşlar, burada şöyle bir durum var. Öyle bir şey olmalı ki, öyle bir eleman olmalı ki N artı da yok, N de var. Yani pozitif tam sayılar kümesinde, sayma sayılar kümesinde, pozitif tam sayılar kümesinde olmayıp doğal sayılarda olan eleman hangisidir? Bravo Özlem Hocam, bravo Kübra Hocam. Değil mi? Sıfır, sıfır. Yani şu araya sıfır yazmam gerekiyor. İsmail Hocam çok güzel. Zafer Hocam yine sıfır diyenler. Gerçekten bravo. Arkadaşlar, İsim isim merkezi söyleyemiyorum. Nurtane ve Hilal Hocam, sizleri de tebrik ederim. Şimdi peki bunu da kapsayan bir tam sayılar kümesi var arkadaşlar. Peki doğal sayılar kümesinde olmayıp da tam sayılar kümesinde olan arkadaşlar elemanlar kaç diyebilirsiniz arkadaşlar? Bravo, çok güzel. Negatifler değil mi? Yani buraya ne yazabilirim mesela? Eksi 17 yazabilirim. Başka eksi 103 bile yazabilirim ya. Tamam, bakın bunu da kapsayan bir küme var. Bravo İsmail Hocam. Bu neydi? Q kümesiydi. Q kümesiydi. Q neydi? Kesirler. Arkadaşlar, bana öyle sayılar söyleyeceksiniz ki tam sayılar kümesinin içerisinde olmayacak, kesirli sayılar kümesinin içinde olacak. Var mı söyleyecek, yazacak arkadaşlar? Çok güzel. Evet, 1 bölü 3 değil mi? Yani tam şekilde ifade edilemeyen. Hocam peki buraya arkadaşlar 8 bölü 2 yazabilir miyim? 8 bölü 2. Yazamayız değil mi? Neden? Çünkü 8 bölü 2 hangi kümenin içine yazılır peki? Onu da söyleyin. En içerideki kümeyi istiyorum arkadaşlar. En içerideki. N artıya yazmamız gerekir. Çünkü buraya 4 yazdığımızda olmaz. Bu pozitif tam sayı, pozitif doğal sayı kümesinin içerisindedir. Q'yu da kapsayan arkadaşlar bir kümemiz var. Bu kümede işte reel sayılar kümesi. Bakın şu Q ile R arasındaki farkı mutlaka bilelim. Peki bu en dışarıya nasıl sayılar yazabilirim? Melissa hocam.
Tebrik ederim. O da ayrı bir kümeydi. Rakamlar kümesi. Evet, bravo. Kök 7 olur. Evet, 1 bölü 3'ü bölemediğim 1 bölü 3'ü, yani 1 3'e kalansız bölünmediği için kesir şeklinde İsmail Hocam sadece ifade ediliyor. Maalesef 1 bölü 3'ün bir tam sayı karşılığı yok. Bir doğal sayı karşılığı yok. Bir pozitif tam sayı karşılığı yok. Dolayısıyla en dışarıya yazdık. Bakın bunu mesela 17 bölü 4'ü de buraya yazarız. Tamam. Fiil sayısı olabilir. Sanırım Hilal Hanım da kök 7 demişti. Yanlış hatırlamayayım bir saniye. Kök 7. Evet, Hilal Hanım kök 7 demişti. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Şimdi özellikle YKS, DGS arkadaşlar varsa beceri temelli dediğimiz sorular, böyle geometri temelli sorular çıkıyor. Arkadaşlar şöyle yapıyorlar bize. Bu kümenin içerisi, yani içerisinde iki tane sayının yerini değiştiriyor. Hangi ikisinin yeri değiştirilirse yukarıdaki şema doğru olur gibi sorular geliyor. Tamam. Yani buna da biz, yani biraz tam olmasa da beceri temelli soru diyoruz. Bu ifadeyi, yani şurada gördüğünüz şekli de böyle bir sayfaya yerleştiriyor. Gözümüzü korkutuyor. Zaten matematikten korkuyoruz. Boş bırakıp geçiyoruz. Halbuki mantığını anladığımızda çok kolay sorular bunlar. Şimdi arkadaşlar soru çözümüne geçeceğiz bu konularla ilgili. Tabii ki normal anlatışımızda bu kadar hızlı ve atlayarak gitmiyoruz. Ama şu anda bir tanıtım dersi olduğu için böyle birazcık özet gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Hocam vaktimiz kalırsa ona bir en son bakalım Turgay Hocam. Şimdi arkadaşlar A ve B birer doğal sayı olarak verilmiş. A çarpı B çarpı C 48 denilmiş. A artı B artı C toplamının alabileceği en büyük ve en küçük değerleri kaçtır diye bize sorulmuş. Şimdi arkadaşlar biz bunu bir yakınlık uzaklık sorusu olarak düşüneceğiz. Verebileceğimiz en uzak değerleri bir verelim. Bu sayılar 48, 1 ve 1'dir arkadaşlar. Bunları topladığımızda 48 artı 1 artı 1'den 50 getirmiş oluyor. Peki doğal sayı arkadaşlar sıfırdan başlardı. Sıfır veremez miydim? Normalde verirdim. Ama bu soru özelinde veremiyorum. Çünkü sıfırla hiçbir sayının çarpımı 48 etmez. En yakın nasıl seçeriz sayıları? 4, 4, 3 şeklinde seçeriz. 4 çarpı 4 çarpı 3'ten 16 çarpı 3'ten 48 getirmiş oluruz. Bakın arkadaşlar bu çarpımı, ama bize nesini soruyor? Toplamını soruyor. 4 artı 4 artı 3 dediğimizde 4, 8 ve 10. Yani bunun alabileceği en büyük değer 50, en küçük değer farklı sayılar deseydi arkadaşlar bu sefer de 2, 4, 6 derdik. 8, oradan da 48 gelirdi. Yine seçebileceğimiz en yakın sayıları seçmiş olurduk arkadaşlar. Evet, A ve B birer gerçel sayı demiş bu sefer. A artı B 15 ise A çarpı B'nin alabileceği en değer diyor. Arkadaşlar biz burada en büyük değere bakacağız. Şimdi arkadaşlar burada gerçel sayı demiş. Doğal sayı dememiş. Doğal sayı deseydi 7'ye 8 derdik. 7 kere 8'den 56 derdik. Peki işte bakın biz burada mantığını anlamamız gerekiyor. Bir yakınlık uzaklık sorusu. Bunları seçebileceğim en uzağı seçeyim. 0'a 15 seçtiğimde arkadaşlar toplamları 15 yapıyor ama çarpımları 0 yapıyor. Hani küçük bir sayı geldi. Yakın için birbirine en yakın iki sayı nasıl olur arkadaşlar? Aynı sayılar olursa olur. A eşittir B olsun. A artı A 15 olurken 2A'ya 15 diyeceğiz. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde A eşittir 15 bölü 2 yapmış olacak. Arkadaşlar şimdi bu ikisini çarpacağız. 15 bölü 2 ile 15 bölü 2'yi çarptığımızda 225 bölü 4 yapmış olacağız. Bakın niye 7'ye 8 olmadı? Çünkü doğal sayı demedi. Gerçel sayı. 7'ye 8 olsa 56 olur ama bakın. Peki 225 bölü 4 56'dan büyük mü? Evet, 56,25. Bakın 0,25'lik bir fark da olsa daha büyük olmuş oluyor. Arkadaşlar AB ve C birer pozitif tam sayı. Bakın hemen o zaman buradayken
alabileceği değerleri yazıyorum. 1, 2, 3 deyip artı sonsuza kadar gidecek. A artı B artı C'nin alabileceği en büyük değer diyor. Yalnız şurada bir eşitsizlik de var. ÖSYM'nin çok sevdiği bir konu. Sayı kümesi, eşitsizlik ve temel kavramlar. 3 konuyu birlikte birleştirmiş. Bir soru da bizim karşımıza sunmuş. ÖSYM bunu yapmayı çok seviyor. Şimdi arkadaşlar C'ye 24 deseniz B bölü A'ya 0 diyeceksiniz. B'ye 0 demek zorunda kalacaksınız. Ama bu olmaz. Çünkü biz pozitif tam sayılarda çalışıyoruz. C'ye 23 deseniz B bölü A'ya 1 diyeceksiniz. B eşittir A demek zorunda kalacaksınız. Bu sefer de neye takılıyoruz? Sayı kümesine değil, eşitsizliğe takılıyoruz. Yine olmaz. C'ye 22 dediğinizde B bölü A'nın 2 olması gerekiyor. B dediğim şeyin A'nın 2 katı olması gerekiyor. Tabii insanın aklına önce ne geliyor? A'ya 1 diyeyim, B'ye 2 diyeyim, 22, 2 daha 24, 1 daha 25 diyeyim. Hayır, olmaz. Çünkü alabileceği arkadaşlar en büyük değer soruluyor. Bakın ben A'ya o zaman 10 vereyim, B'ye de 20 vereyim. Olur mu? Bakalım olur mu? Bakın yukarıdaki şartlara bir bakalım. Pozitif tam sayı mı 3'ü? Evet, 3'ü de pozitif tam sayı. Peki şu eşitsizlik sağlanıyor mu? Evet, bakın 10 küçüktür, 20 küçüktür, 22 de sağlanıyor. Neden daha büyüğünü veremedim? B'ye bir büyüğü zaten 22 olacak. Dolayısıyla bu yine bu eşitsizliğe takılacak. Şurayı özür dilerim. Şurayı sağlıyor mu? C'ye 22 dediniz. B bölü A 2 oldu. 20 bölü 10'dan 2. Evet, burayı da sağlıyor. O zaman 22 artı 20 artı 10, 42, 52 yapmış oluyor. Ordunun plakası yine subliminal mesajı da vermiş olalım. Tamam. Sesim gelmiyor mu arkadaşlar? Geliyor olması lazım. Şimdi arkadaşlar burada yine şıklara dikkate almayacağız. Ses var arkadaşlar. Teşekkürler Turgay Hocam. A, B ve C farklı rakamlar olmak üzere 3A eksi 4B artı 4C ifadesinin en küçük ve en büyük tam sayı değeri kaçtır? Arkadaşlar aramızda kripto para işte coin falan oynayanlar vardır sanırım. Bunu o şekilde mantığını o şekilde kurabilirsiniz. Veya borsayla ilgilenenler varsa. Şimdi siz en büyük paranızı, bu arada rakamlar neler? 0, 1, 2, 3, 9 değil mi? Elinizdeki paranın en çoğunu, en çok katlayacağını düşündüğünüz, en çok katlayacağını hayal ettiğiniz coin'e yatırırsınız. Öyle değil mi? Şimdi burada en çok katlayan coin hangisi? En çok katlayan hisse hangisi? C. Öyle değil mi? Çünkü bunun kat sayısı artı 4. Bakın bizim için işaretler çok önemli. C'ye 9 değerini verdim. Yani en çok katlayacağına düşündüğüm coin'e, hisseye veyahut da bilinmeyene en büyük rakamı verdim. Bu da katlıyor. 9'u kullandım, 8'i verdim. Çünkü bakın farklı rakamlar demiş bu sefer. Zarar etmek istemem tabii ki. 3 çarpı 8, eksi 4 çarpı 0 artı 4 çarpı 9 dedim arkadaşlar. Bakın en büyük değer için. Şimdi tabii bu bizim hayalimiz değil mi? 4 çarpı 0, 0 oldu. 3 kere 8, 24. 4 kere 9, 36. 24 ile 30 topladığımızda 67 diyor sevgili arkadaşlar. Şimdi gelelim. Evet. Bravo Kamil Hocam. Şimdi gelelim en küçüğe değil mi? 3A eksi 4B artı 4C. Şimdi gelelim gerçeklere değil mi? Biz 17 lira yatırdık, 60 lira. Değil mi? Almayı hayal ediyorduk. Ama bu sefer işte işler tam tersi oluyor. Bu sefer en küçüğe katsayılıya en büyük değeri, yani buraya 9 vermişiz. Diğerlerine de verebileceğim en küçük, en büyüğe de en küçük değeri vermem gerekiyor. Buraya 0, buraya da 1 vermem gerekiyor arkadaşlar. 3 çarpı 1 eksi 4 çarpı 9 artı 4 çarpı 0 dedik. 3 kere 1, 3. Evet, bravo hocam. Eksi 36 değil mi? Eksi 33 getirmiş oluyor. Bunun da en küçük değeri. Arkadaşlar şimdi geldik şu tarz sorular. Sadece 3 tanesi 50'den büyük. Rakamları farklı. 2 basamaklı 6 doğal sayının toplamı 420 ise bu sayıların en küçüğü en az kaçtır demiş. Şimdi bizim kaç tane sayımız var?
1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sayımız var arkadaşlar. Şimdi bunlara değer vermemiz gerekiyor. Birazcık problem sorularına da benziyor. Burada da problemleri nasıl anlatacağıma dair çok ufak bir ipuçları vereyim. Sadece 3 tanesi 50'den büyük olacak. Burayı anladım. Yani değerleri 50'den büyük olmayacak. Rakamları farklı olacak. İki basamaklı olacaklar arkadaşlarım sayılır. Şimdi en küçüğünün en az olması için diğerlerine verebileceğim en büyük değeri vermem gerekiyor. Peki verebileceğim en büyük iki basamaklı sayı kaçtır? 99'dur arkadaşlar. Öyle değil mi? Ama bu soruda 99 olur mu? Olmaz. Niye? Çünkü rakamları farklı diyor. 98 olacak. Peki ikinci sayıya da 98 diyebilir miyim? Evet derim çünkü birbirinden farklı demiyor. Üçüncü sayıya da 98 diyebilir miyim? Evet buna da derim. Dördüncü sayıya kaç diyeceğim peki arkadaşlar? Dördüncü sayıya 98 diyebilir miyim? Diyemem arkadaşlar. Çünkü sadece 3 tane 50'den büyük olacak. 50 diyebilir miyim? 50 diyebilirim. 50 50'den büyük değildir. Buna da 50 dedim. Arkadaşlar peki altıncısı da 50'den küçük çıkarsa bizim için bu soru artık doğru getirmiş olacak. Şimdi ne yapıyorsunuz? Şöyle yapın. 3 tane 98'i toplamak demek. 98 çarpı 3 demektir. Bunun kısa yolunu göstereceğim. 98 arkadaşlar 90 artı 8 olarak düşünün. Hemen zihninizden yapmak için. 90 çarpı 3 270. 8 çarpı 3 de 124. 270'e 24 eklediğinizde 294 olur. Şu tarafta 100 oldu. 294 ile 100'ü topladığınızda 394 oluyor. Şimdi rakamların toplamı da 420 ise 420'den 394 çıkaracaksınız. 6 birden de 9 çıkardığınızda 2 olmuş oldu. Yani 6. sayım arkadaşlar. 26 yapmış oldu. Şartları sağlıyor. Değil mi? Bazı arkadaşlar çok böyle şüpheci oluyorlar, obsesif oluyorlar. Bakın sadece 3 tanesi 50'den büyük. Birinci şartım buydu. Sağladı mı? Evet. Bakıyorum 6 sayı sadece 3 tanesi 50'den büyük sağladı. Rakamları farklı mı? Hepsinin farklı 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 farklı. Sıkıntı yok. 6 tane doğal sayım var. Toplamları zaten 420. Sıkıntı yok arkadaşlar burada. Evet çıkmış bir soru. Bu koşulu sağlayan A değerlerinin toplamı kaçtır diye bize sormuş. Arkadaşlar matematikte öğrenmeyle ilgili bir teorem var. Bir şeyi öğrenip öğrenmediğini nasıl anlayacak? Eğer o şeyi tersten yapabiliyorsanız matematikte öğrenmişsinizdir. Tersten yapamıyorsanız ezberlemişsinizdir, öğrenmemişsinizdir. Bunun en kolay bir deneyi var. Ayları bize tersten saymayı bir deneyin kendi kendinize veya evde işte çocuklarınız, kardeşleriniz varsa. Mesela ben sayamıyorum. Aralık, Kasım, Ekim, Eylül, Ağustos, Haziran. Arada Temmuz'u unuttum sanırım. Ama ezberlemişim, öğrenememişim. Şimdi burada da şöyle bir şey var. 6A artı 18 bölü A. Bu eskiden rasyonel sayıların toplamıymış. 6A bölü A bölü artı 18 bölü A'ymış. Bu A'lar birbirini götürse 6 artı 18 bölü A. Şimdi arkadaşlar işte ÖSYM'de ezberlemenizi istemiyor, öğrenmenizi istiyor. Ve bu teoremi bildiği için size böyle hep tersinden sorular getirmeye çalışıyor. Tamam. Yani sizin eğer rasyonel sayılarla toplama işlemini biliyorsanız bu arada yine komplike bir sorudur. 2-3 tane üniteyi birlikte sorar. Bunun eskiden bu olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bakın mesela birçoğunuza sorsak bu ikisini toplayın arkadaşlar desek A çarpı 6, 6A artı 18 bölü A der. Ama bundan buna getirmenizi istiyor ÖSYM. Şimdi geldik buraya. Tek bir doğal sayıya eşitse. Arkadaşlar 6 çift bir sayı. Dolayısıyla siz çift bir sayıya nasıl bir sayı eklerseniz tek olur. Ancak tek bir sayı eklerseniz tek olur. A pozitif tam sayıysa 1, 2, 3 böyle sonsuza kadar değerler alır. 18'i bakın teklik ve çiftlik konusuna geçtik bu arada soru üzerinden. Teklik ve çiftlikte bölme için bir kural yok. Yine kural olmuyorsa ezberi olmuyor arkadaşlar. ÖSYM bunu bildiği için teklik çiftlik sorularının hepsini birçoğunu hepsini demeyeyim de birçoğunu bölmeden getir.
Tamam. Şimdi A'ya 18'i kalansız bölen sayıları vereceksiniz. 1, 2, 3, 6, 9, 12. Peki hocam bunu siz nasıl hızlıca yazıyorsunuz? Arkadaşlar bakın 3 kere 6'nın 18 olduğunu yakaladıktan sonra 7'yi 8'i kontrol etmiyorum. 2 kere kaç 18 eder? 2 kere 9 18 eder. 10'u 11'i 12'yi 13'ü 14'ü 15'i 16'ı 17'yi kontrol etmiyorum. 1 kere kaç 18 eder? 1 kere 18 18 eder şeklinde bunu yakalıyorum. Peki 18'i 1'e böldüğünüzde 18 olur. Tek bir sayı gelmez. İptal. 18'i 3'e böldüğünüzde 6 eder. Tek bir sayı gelmez. İptal. 18'i 9'a böldüğünüzde tek bir sayı gelmez. İptal. 18 bölü 2 tek. 18 bölü 6 tek. 18 bölü 18 tek. Dolayısıyla 2 artı 6 artı 18'den yine bu sorunun doğru cevabı 26. Yani doğru cevap Denizli olacaktı. Bu da çıkmış bir soruydu arkadaşlar. Bir yandan süremize bakıyorum. 50 dakikamız oldu ama yönetici arkadaşlar yardımcı olursa birazcık uzatabilir miyiz bu dersi 10 dakika daha? Bir problem olur mu kurum için? Tamam. Olumsuz bir şey gelmedi. Tamam. Tamamdır. Teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi ABC ardışık çift tam sayılar olarak verilmiş. Bu şekilde olmak üzere A küçüktür, B küçüktür, C olmak üzere yine. Değil mi? Ardışık çift tam sayılar negatif olabilirler mi çift tam sayılar? Evet olabilir arkadaşlar. Tamam. B eksi A'nın karesi artı C eksi A'nın karesi bölü C eksi B'nin karesi eşittir soru işareti denmiş. Arkadaşlar şimdi burada yani değişiyor. Böyle harfler görün var. Hiç sayı yok. Bu nasıl matematik sorusu deyip boş bırakanlar, geçenler var mesela aramızda. Çok karşılaşıyoruz böyle arkadaşlarla. Yapmayın. Kolay bir soru. Mantığını anladığınız zaman. Birincisi bunlar. Hiç sayı yok. Bu nasıl matematik sorusu deyip geçiyor. İki, değer veriyor. Tamam mı? Diyorlar ki 2, 4, 6. Değer vermeyin diyoruz arkadaşlar. Yani değer verecekseniz de başka bir teknik göstereceğim hemen kısaca. Tamam. Bunun temel mantığı şu. B eksi A'nın karesi. Bunlar ardışık çiftse B A'dan 2 fazladır. 2'nin karesi. Artı C A'dan 4 fazladır arkadaşlar. 4'ün karesi. C B'den 2 fazladır. 2'nin karesi. 4 artı 16 bölü 4. 20 bölü 4'ten 5 gelir. Arkadaşlar şimdi yine arkadaşlar bize diyorlar ki hocam siz böyle anlatın. Ben yine değer verip soruyu bulurum. Peki ben size şunu söylüyorum. Ne veriyorsunuz işte? A'ya diyorsunuz ki 2, B'ye diyorsunuz ki 4, öyle değil mi? C'ye diyorsunuz ki 6, A 2, B 4, C 6. Şimdi ÖSYM yani biz akıllıysak ÖSYM de akıllı. Şöyle şıklar verirse ne yapacaksınız? 2A artı 1, B şıkkında B artı 1, C şıkkında C eksi 1, D şıkkında 5, E şıkkında 0. Şimdi siz A yerine 2 verdiniz. 2 kere 2 4, 1 daha 5. Bu şık da 5 oldu. 4 artı 1 ama bu şık da 5 oldu. 6 eksi 1 bu şık da 5 oldu. Bu da 5 oldu. 4 tane 5 var. Değil mi? O zaman 0 demeyeceğiz. Diyeceğiz ki bakın sizin verdiğiniz değerler için böyle geldi. Arkadaşlar illa değer vereceksiniz. Bu konuda inatçıysanız en azından şunu yapın. İlk akla gelen değerleri vermeyin arkadaşlar. 2, 4, 6 vermeyin de 12, 14, 16 verin. Tamam mı? Şimdi 12, 14, 16 verseniz de burası 5 çıkacak. Çünkü 14 eksi 12 2'dir. 2'nin karesi 4'tür. İşte C eksi 16 eksi 12 4'tür. 4'ün karesi 16'dır. C eksi B 16 eksi 14 2'dir. 2'nin karesi 4'tür. Bakın şimdi 5 geldiğine ama şıklara bakın ne gelecek? 2 kere 12 24 bu şık 25 oldu. B artı 1 15 C eksi 1 15 bu şık 5 burası. Tamam. Değer verecekseniz arkadaşlar ilk akla gelen değeri vermeyin diyorum. Şöyle bir bakıyorum videoya geçmeden önce bir videomuz var.
Birazcık faktöriyele de değinmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar faktöriyelde bizim sorularımız genelde şu şekilde çıkıyor. Geçen yıl iptal olan sınavda sınavın iptal olmasına sebep olan sorulardan birisi de faktöriyel sorusuydu. Bu arada bu konular 9. 10. sınıf matematik konularıdır. Yani 10. sınıf matematik kitabından alınıp direkt sınava konulmuş soru. KPSS'de de çıkınca bu şekilde söyleniyor artık. Ama gerçekten ben de baktım 10. sınıf matematik kitabında var sorunun aynısı. Tamamen aynı olduğu için biliyorsunuz sınav zaten iptal oldu. Şimdi arkadaşlar buraya geldiğimizde 12 faktöriyel yerine burada küçüğe benzetiriz eksi 11 faktöriyel. Hepsini 9 faktöriyle eşitlesek olur ancak uzun süre arkadaşlar. 12, 10, 11, 9 demek. 12 ile 10'u çarpacaksınız. 120, 11 ile çarpacaksınız. 1320 falan yapacak. Evet arkadaşlar. 9. 10. sınıf matematiğidir bizim gördüğümüz KPSS'deki konular. Büyük küçüğe benzeteceksiniz. Bu soru özelinde 11 faktöriyel olarak yaptığınızda 12 eksi 1 bölü 9 faktöriyeli aldığınızda 10 artı 1 yapacağız. 11 faktöriyel çarpı 11, 9 faktöriyel çarpı 11 diyeceksiniz. 11'ler birbirini götürecek. Şimdi bakın hocam 11 faktöriyeli 9 faktöriyeli şimdi sabitleyeceğiz. 11 çarpı 10 çarpı 9 faktöriyel bölü 9 faktöriyel 11 çarpı 10'dan bakın burası 110 getirmiş oldu. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir durum var. Yani beceri temelli sorularla birlikte artık ÖSYM farklı bir şeye gidiyor. Soruya direkt saldırdığımızda sorular çıkmıyor. Matematik soruları çıkmıyor. Şöyle birazcık satranç gibi bir geri çekilip ya ben bu soruyu nasıl çözerim diye bir strateji kurmak gerekiyor. Hocamın söylediği gibi yanlış değil. Aslında doğru İsmail hocamın söyledi. Aslında doğru ama şimdi soruya direkt saldırmış oluyorsunuz ve hepsini 9 faktöriye eşitliyorsunuz. 12 çarpı 11 çarpı 10 gibi böyle büyük sayılar geliyor. Ben onun kısa yolunu size hemen burada çok kısa göstereceğim. Arkadaşlar 11 ile kısa yoldan çarpma şu şekildedir. 1 yazarsınız, 2 yazarsınız, 1 ile 2'yi toplayıp ortaya yazarsınız. 132 mesela bakın. Yani 45 çarpı 11 olsun mesela. 4, 5. 4 ile 5'i toplayacağız. Ortaya hemen yazacağız. 495. Tamam. Diyoruz. Tabii ki bunların işte mesela el dersini ödev veriyoruz. Hadi arkadaşlar haftaya size olsun filan diyoruz işte. Bu şekilde 5 ile kısa yoldan çarpması var. 5 ile bölmesi var. 9'a kısa yoldan çarpma var. Eldeli çarpmalar var. Bunların hepsini vereceğiz. Hep de böyle ezber soruları gelmiyor arkadaşlar. Bu da mantığıyla ilgili. Bakın burada da şöyle bir şey var. Faktörün içerisi negatif olamıyor. N'e 3 deseniz burası eksi 1 olacak, burası pozitif olacak. N'e 5 deseniz bu sefer burası pozitif olacak, burası negatif olacak. Dolayısıyla burada N'e 4 demekten başka bir çareniz yok. 0 faktöriyel bölü 1 faktöriyel artı 2 faktöriyel bölü 2 faktöriyel olacak. 0 faktöriyel 1'dir. 1 artı şurası 2 faktöriyel bölü 0 faktöriyel olacaktı arkadaşlar. 2 bölü 1'den 2 oluyor. Burası da 1 artı 2'den getiriyor. İsmail hocam, evet küçültebildiğimiz kadar küçültüp sonra sabitlesek daha iyi oluyormuş demesiniz. Doğru, yanlış değil. Mantık olarak doğru ama dediğim gibi 12 çarpı 11 çarpı 10, 1320 gibi büyük bir sayıyla uğraşmaktansa arkadaşlar yani hani bir strateji kurup zihnimizde ona göre hareket etmek her zaman daha şey oluyor. Nasıl diyeyim? İşlem kolaylığı sağlıyor. Ne kadar çok işlem o kadar çok işlem hatası diyoruz. Yine mantığıyla ilgili bir soru. Bunu direkt bir denklem gibi x faktöriyel bölü y faktöriyel eşittir 720 diyoruz. Benim için de en tehlikeli sorular budur. Siz 4 farklı değer bulursunuz. Şıklarda 6 vardı. Benim aklımın yarısı o soruda kalır. Çünkü acaba unuttuğum bir şey var mı derim kendime. Şimdi arkadaşlar x faktöriyel bölü y faktöriyel 720 ise bunun için açıkçası 3 tane ihtimal var. Birincisi 720 faktöriyel bölü 719 faktöriyel dersiniz. Bu direkt 720'ye eşit olur.
Dolayısıyla Y dediğimiz sayı 719 olur. Farklı bir renkle yazayım. Kahverengi olsun. Arkadaşlar 720 dediğimiz şey 6 faktöriyelin kendisine eşittir zaten. Dolayısıyla siz 6 faktöriyeli elde etmek istiyorsanız 6 faktöriyel bölü 1 diyeceksiniz. Y'ye ulaşacaksanız Y faktöriyel 1'e eşitse yine 2 ihtimaliniz vardır. Y 0'a eşit olabilir. Y 1'e eşit olabilir arkadaşlar. Şimdi bir ihtimal daha var. Bizim için ardışık sayıların çarpımı olduğu için bu 10 çarpı 9 çarpı 8'dir arkadaşlar. Bakın 10 kere 9 90, 90 çarpı 8 720 eder. Burada da şöyle bir durum var. Ardışık sayıların çarpımı. Eğer buraya bu maviyle yazdığım kısma imkan tanınsaymış 10 faktöriyel olacakmış. Ama bunun nesi eksik? Kaç faktöriyeli eksik arkadaşlar? 7 faktöriyeli eksik. 7'ye kadar olan kısmı eksik. Y 10 faktöriyel bölü 7 faktöriyel dersiniz. Bakın Y buradan 7 getirmiş olur. Yani alabileceği 1, 2, 3, 4 farklı değer vardır arkadaşlar. Genelde unutulan şudur. Pembeyle şöyle ünlem yapmış olayım. Şimdi arkadaşlar bakın burada şöyle bir durum var. Doğal sayı dediği için 4. Doğal sayı yerine pozitif tam sayı deseydi bu sefer kaç olurdu? Sıfırı iptal ederdiniz. 3 olurdu arkadaş. Tamam. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Benim için çok keyifliydi sizle tanışmak. Onu söyleyeyim. Yani tabii bu çok özet ve hızlı bir şekilde bir anlatım oldu. Bakın sistem yöneticisi arkadaşlar da link paylaşıyorlar. Buradan bizim ismimizle ulaşırsanız, bizim ismimizle, soy ismimizle kaydolursanız teşekkür ederim İsmail Hocam. Kaydolursanız %20'lik, 5'te 1'lik bir indirim size tanınacak.